lensi de 70'e 300 büyük. Büyük mü küçük mü? Büyük ya. Büyük lensi 70'e 300. Böyle getirirsin diyor, çekersin böyle. Net. Abi Allah aşkına. Şu anda bulunduğumuz yer 3 ülkenin suyunu aynı anda içebildiğiniz bir bölge. Şu anda görmüş olduğunuz şurada akan dere Van'a gidiyor. Arka tarafta hemen yan tarafımızda tekrar şu anda çekme imkanımız yok. Şu dağın eteklerinde bir dere daha bulunuyor. O dere de onun suyu da Kuzey Irak'a yani Başkale bölgesine girip oradan Zap suyuna karışıp Irak'a gidiyor. Arka tarafta da tekrar bir suyumuz var. O su da Kotur Çayı'na, Kotur Çayı'ndan da İran'a gidiyor. Yani 3 ülkeye aynı anda 3 ülkeye giden suyu 1 saat içerisinde içebileceğiniz bir bölge burası. Kekik Düzü. Şu anda bir tarafta karşıda gördüğünüz dağlar Gürpınar'a. Şu taraftaki gördüğünüz dağlar yani sınır olarak da Başkale ilçesine ve burası da Saray. Şöyle biraz daha şu tarafa girersek hemen dağın bu eteğinde karşı tarafımızda görünen şu yüksek kesintili olan dağlar. Onlar da Gürpınar'a ait. Biraz daha şu dağın arkasında Taşkapı. Taşkapı'nın orası Pagan. Pagan'ın hemen alt kısmı Özap sınırıyla şey yapılmış. Şu anda Karahisar Hisarı'ndayız. Kale değil burası. Küçük çaplı mağaralar. Keçileri genelde bu mağaraların içinde konakladıkları söyleniyor ama şu anda hala daha keçilerine ulaşamadık. Evet, dağcımız Engin ve Muhtar şu anda tırmanıştalar. Merdivenlerden yukarı çıkıyorlar. Biz çıkamadık. Şu anda çıktıkları yerde merdivenler var. Yani o zaman buraya şu merdivenlerden tırmanıyordu. Belki şu anda tam çekme imkanımız yok. Biraz yüksek olduğu için. Evet, görüyorsunuz şu anda basamaklar var. Merdiven yapılmış. Yani o dönemde nasıl yapılmışsa bu şekilde dağın zirvesine tırmanılıyor. Dağcı arkadaşımız Engin'i görüyorsunuz. Kendisi tırmanışa geçti. Şu anda benim bulunduğum yer 3200 metre. Kendisi şu anda 4000'e yakın bir yere tırmandı. Muhtarla birlikte. İşte Hisar'dayız. İşte Kara Hisar. Kale değil orası. Hisar orası. Şu anda gözetleme kuleleri var. İşte Kara Hisar'ın Kekik Düzü bölümündeki bölmede şurada gördüğünüz gibi taştan yapılmış yapılar. Burası büyük ihtimalle gözetleme kuleleri oluyor ve bu Hisar'ın dört bir tarafında bu gözetleme kulelerinden görme imkanınız var. Şu anda bu yani Pagan Yeşil Alıç bölgesine yani büyük ihtimalle oradaki taş kapıyı gözetleme kulesi olarak yapılmış olabilir. Buranın tarihi birazdan muhtarımla zaten buranın tarihi hakkında bir görüş yapacağız. Görüşme yapacağız. Burası şu anda taştan yapılmış bir gözetleme kulesi. Evet, zirveyi görüyorsunuz. Şurası da zirve. Büyük ihtimalle evet, hem doğa güzelliği hem tarih
güzelliği olan bir yerdeyiz şu anda. Karahisar'ın 3200 metresindeyiz şu anda. Daha yukarı çıkamadık. Çünkü daha yukarıya çıkmamıza müsaade edilmedi. Ve gördüğünüz gibi bunun hemen arka tarafında Yeşil Alıç'ta, yani Pagan'da bulunan taş kapı güzelliği var. Taş kapının hemen biraz daha ötesinde Özab ilçesine bağlı Akgöl. Yani şurada 3 tane ilçenin, bir de şu karşıda görmüş olduğunuz dağlarda Gürpınar'a ait. Şöyle biraz daha dönersek bu tarafta Başkale sınırına yakın. Yani şu anda 4 tane ilçenin sınırı birden çekme imkanımız var. Buna zaten her sür şey gibi, kale sürü gibi. Onun etrafı komple duvar deniyor normalde. Ama öbür taraftan çok rahat gelebilir sonra. Çok güzel bir doğa harikası var. Taşlar çok güzel. Tabii tarihini de birazdan muhtarım bize bildiği kadarıyla anlatacak. Şu anda Karahisar Kekik bölümündeyiz. Kekik Düzü bölümündeyiz. Arka tarafı Karahisar, bu tarafı Kekik Düzü. Ve bitkisel olarak da isminden anlaşıldığı gibi kekiğin bol olduğu için Kekik Düzü söylerler ve ada çayının bol olduğu bir bölge burası. Doğal ada çayı. Yani doğal ada çayı, yani şeyden çıkmış değil. Şu anda görüyorsunuz muhtarım işte topladı. Bu orijinal hakiki ada çayı bu. Kokusu çok ağır böyle. Evet. Yine 3200 metredeyiz ve kuşburnu. Kuşburnular hala yani güzelliğini koruyor. Keklikler çok zaten fazla bırakmıyor. Keklik yiyor hepsini. Yani keklik. Buralara keklik de muhtarım söylediğine göre keklik çok geliyor. Keklik çok sürü böyle. Keklik sürüsü var orada. 30'ar 40'ar kişi top. 40 grup halinde gelip işte buradaki bu kuşburnularla besleniyorlar. Kuşburnu otlar. Yani buralar keşfedilmesi gereken yerler. Görüyorsunuz. Yani hem bitkisi olarak, evet görüyorsunuz iki taşın arasındaki kuşburnu. Kuşburnular iki dağın arasında çıkmış böyle. Tam bir organik, katkısız. Toplayabilirsiniz. İşte görüyorsunuz. 2300 metrede kuşburnu. Evde de var. Bizde de buranınki daha farklıdır. Evet, görüyorsunuz şöyle uyukları. Şuralar. Yarıklar. Yarıklar içerisinde. Yani bir doğa harikası. Tarihi bir güzellik. Ayının eşmiş olduğu yerlerdeyiz. Evet, şurası. Şurası. Ayı şurada kendine kökleri çıkardı. Evet, ayılar eşti. Kökleri şurada çıkardı. Kendini besliyor burada. Evet, sadece doğa ve tarihi güzelliklerinden yanı sıra bir sürü yabani hayvana ev sahipliği yapan bir bölge burası. Burada kekikler, yabani keçiler, yabani koyunlar, onların yanı sıra ayılar da kendilerine buralarda yer ediniyorlar. Az önce çekmiş olduğumuz gibi gördünüz ayıların ayak izleri ve kopardıkları köklerle besleniyor. Ve şu anda biz gezimize sağ olsun muhtarın rehberliğinde devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Şu anda Kekik Düzü bölümünden Karahisar bölümüne bakan taraftayız şu anda. Karahisar şu anda görüyorsunuz aşağıda. Şu yani şu anda yani şu anda 5-6 köyü birden görüyoruz. Şu anda Karahisar. Evet, şu anda Kekik Düzü. Şu anda Sarnıç olduğu söylenen
ya da havuz olarak kullanıldı. İçme suyu olarak depolandıydı. Bir depo gibi bir yapı olduğu söyleniyor. Kale duvarına benziyor. Yani kale duvarı örülmüş. Evet. Etrafı sıvazmış. Yaklaşık bir 10-12 metre yüksek, bir 30 metre yakında bir genişlik. Uzakta olduğumuz için çok belli değil. Biraz uzağız. Yakında o kadar bir şey var. Ama şu anda gördüğünüz bir şey. Görüntüyü net alabiliyor musun? Alıyorum. Arka tarafta aslında en güzel yapı arka tarafta ama maalesef biz yorulduk biraz. Evet, yorulduk. Ya mis gibi keki kokuyor buralar ya. Burada bir tane keki kaldı. He?